Evet, Adana savunması diyoruz şimdi arkadaşlar. Maraş, Urfa, Antep'ten sonra Güney bölgesinin üçüncü, dördüncü şehri ise Adana savunmasıydı. Şimdi burada da yine düşman aynı, Fransızlar arkadaşlar. Adana'da da yine Ermenileri de getirmişlerdi. Ermeniler aracılığıyla da sivil halka katliamlar yapmaya başladılar. Bölge halkı can ve mal güvenliğini korumak için Toroslara kadar göç etmişlerdi. Yani dağların eteklerine kaçmışlardı. Ve ardından Pozantı'ya kadar düşman ilerliyor, Fransızlar ilerliyor. Ve Kuvayi Milliye Birlikleri arasında büyük bir çatışma çıkacak arkadaşlar. Ve Adana halkı da gerek kendi halkı gerekse Pozantı büyük direnişlerin yapıldığı ve kahramanca bir mücadelenin yapıldığı yerler olacaktır arkadaşlar. Orada da ön plana çıkan isimler var. İşte Topçu Kemal Bey, işte Piyade Yüzbaşı Osman Bey ki takma ismi de Tufan Bey diye geçiyor. Yüzbaşı Ratıp Bey ünlü mücadeleler vermişlerdir. Ve bölge halkı dediğimiz gibi bu liderler etrafında direnişe geçeceklerdir ve o bölgede başarılı olacaklardır arkadaşlar. Hatta bir Fransız taburunu komutanıyla birlikte esir bile alıyor Adana halkı. Adana ve çevresindeki mücadele de 1921 Ankara Anlaşması'nın ne olacaktır? Sona erecektir. Zaten Fransızların Güney Cephesi'nin boşaltması 1921'deki Ankara Anlaşması ile oluyor ve TBMM'yi tanıyan ilk ittifak devleti olacak ve böylece bölgeden çekilmeye karar verecektir arkadaşlar. Çekilince de bölgedeki çatışmalar sona ermiştir diyebiliriz. Şimdi şehirlerin ünvanları ve madalyalarına dikkat etmeniz lazım. Çünkü bunlar kesinlikle soru getiriyor arkadaşlar. Şehrin aldığı ünvanlara baktığımızda Antep'te Gazi ünvanı, Atatürk döneminde Gazi ünvanı, daha doğrusu şöyle diyeyim. Atatürk döneminde ünvan alan tek yer Antep'tir arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Atatürk'ün döneminde ünvan alan tek yer, bir daha söylüyorum, Antep'tir. Maraş 73'te kahramanı aldı. Urfa ise şanlı ünvanını aldı. O da 1984'te. Şehirlerin aldığı ünvanlara da baktığımızda ilk ünvan alan, pardon düzeltiyorum, ilk madalya alan yer İnebolu'dur. İnebolu Kastamonu'nun ilçesi 1924 yılında ilk bu aldı. Hatta İstiklal Yolu da bu yol güzergahındaydı. İlk başlangıç yeri İnebolu'ydu. Hatta İnebolu ile ilgili çıkmış bir sınav sorusu daha var. Kurtuluş Savaşı döneminde en aktif kullanılan liman diye sordular. Evet, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi bu liman en fazla kullanılan liman oluyor. Çünkü İstanbul'dan getirilen malzemeler Karadeniz yoluyla İnebolu'ya, İnebolu'dan işte Kastamonu'ya, oradan Çankırı'ya, oradan da Ankara'ya ulaştırılıyor. Hatta bu yol güzergahına da İstiklal Yolu adı veriliyor arkadaşlar. Çıkmış sınav sorusudur bu. Yine Maraş ise İstiklal Madalyası alan ilk şehir, ilk yer dersek İnebolu, çünkü orası bir ilçe. İlk şehir diye sordu zaten bu çıkmış sınav sorusu. O da Maraş. Antep'e 2008 yılında, Urfa'ya da 2016 yılında İstiklal Madalyası verilmiştir. Hatta dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'ydu ve Bakanlar Kurulu da Urfa'da toplandı ve orada İstiklal Madalyası Urfa'ya da takdim edilmiştir arkadaşlar. Güney bölgesinin bu mücadelesi peki en son nasıl sona erecektir? Bir de güneyde kim var? İtalyanlar var arkadaşlar. İtalyanlar da Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'yu işgal eden devletlerden birisidir aslında İtalyanlar. Ve fakat Birinci Dünya Savaşı'nda gizli anlaşmalar yapıldığında Saint-Jean-de-Maurienne anlaşmasıyla İtalya'ya İzmir ve çevresi verilmişti. Fakat savaşın sonlarında, daha doğrusu savaştan sonra bu İtalya'ya verilen İzmir'in el değiştiğini biz görüyoruz arkadaşlar. Ve tuttular İtalya'ya verdikleri İzmir'i Yunanistan'a verdiler. Paris Barış Konferansı'nda. Ve bu noktada İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkmıştı. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı Paris Barış Konferansı'nda ilk defa ortaya çıktı ve mesele de İzmir'in paylaşılamaması meselesiydi. İngilizler tuttular İzmir'i Yunanistan'a verdiler ama gizli anlaşmalarda İtalya'ya verilmişti. Bu yüzden
paylaşamadıkları İzmir'den dolayı görüş ayrılığına sebep oldu. İşte bu görüş ayrılığı İtalya'nın milli mücadele döneminde İtilaf devletlerine kırgın olmalarından dolayı Kuvayi Milliye'yi destekleme yöntemine dönüştü. Ve bu noktada İzmir'in Yunanlar tarafından işgali karşısında İtalyanlar Kuvayi Milliye yanlısı davranmışlardır. Bak burada çok önemli bir özellik vardır. Ve bu yüzden biz Kurtuluş Savaşı döneminde İtalya ile savaşmadık. Bizim herhangi bir cephemiz yoktur. Ha, Antalya, Konya bölgesini işgal ettiler ama o bölgede bunlarla bir çatışma, bir savaş durumu söz konusu olmadı. Ve İtalyanların bu itiraf devletleri arasındaki görüş ayrılığından dolayı TBMM'nin kısmen politikalarıyla Yunanlılara karşı ama bize de sıcak bir siyaset izlediler. Bunu bilmeniz lazım. Ve İtalyanlar Anadolu'dan çekilme süreçleri de şöyle oldu. İkinci İnönü Muharebesi'ni TBMM'nin kurduğu ordu kazanınca Anadolu'dan ilk defa çekilme kararı aldılar. Fakat 3. Savaş olan Batı Cephesi'nin 3. Savaşı Eskişehir-Kütahya Savaşı çıktığında biz bu savaşı kaybediyoruz. Kaybedince İtalyanlar çekilmekten vazgeçiyor. Ve en son Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk ordusu tarafından kesin bir şekilde zaferle sonuçlandırılınca İtalyanlar bu sefer Anadolu'yu tamamen bırakıp gittiler arkadaşlar. Hatta onlardan silah ve mühimmatlar kaldı. Aynı zamanda Sakarya'dan sonra Fransızlar da gitmişlerdi. Onlar da ağır silahlarını götürmemişlerdi. Ve onlardan kalan silahlar büyük taarruzda da yine kullanılmıştır. Hatta çıkmış bir sınav sorusu da vardır arkadaşlar bununla ilgili. Yani anlayacağınız İtalya ile bir savaş olmadı. İlk çekilmesi 2. İnönü'den sonra buna dikkat. Çekilmekten vazgeçmesi Eskişehir-Kütahya. Çünkü biz o savaşı kaybedince tekrar umutlandılar. Sevri uygulayabiliriz diye umutlandılar. Ama biz bir diğer savaş Sakarya'yı da kazanınca adamlar umutlarını tamamen kaybettiler. Ve Anadolu'yu bırakıp kaçarak gittiler arkadaşlar. Ve cephenin sonuçlanması da dediğimiz gibi nasıl oldu? Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması ile olmuştur. Evet, 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması gereği biz ne yapacağız arkadaşlar? Güney cephesini tamamen kapatıyoruz. Fransızlar da TBMM'yi tanıyan ilk devlet oluyor. Ankara Anlaşması'nın özelliklerini Sakarya'dan sonra anlatacağız arkadaşlar. Sakarya Savaşı'ndan sonra Ankara Anlaşması'nda neler var, hangi maddeleri var orada da yine söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, Güney cephesi de bu şekilde arkadaşlar sona eriyor. Bir ilk kalmıştı, o da Adana. Böylece onu da anlattık. Komple savaşı güneyde bitirdik. Şimdi neye geçeceğiz? Şimdi Batı cephesine geçeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nın en kanlı, en şiddetli, en büyük cephesi Batı cephesidir. Batı cephesinin kazanılması vatanın kazanılmasının en büyük adımı olmuştur. Bunu bilmemiz lazım. Peki kim var? Bir tarafta TBMM, öteki tarafta ise İngiliz destekli Yunan orduları vardır arkadaşlar. Cephede görünenler Yunanlılar ama arka planda İngilizler bunları destekliyor. Ama biz genel manada kiminle savaştık diyeceğiz? Yunanistan ile savaştık diyeceğiz. Peki Yunanlıların amacı neydi? Niçin Batı cephesi savaşlara çıktı? 1. Eskişehir'i alıp Ankara'ya girmek. TBMM yeni kurulmuştu. Bunu yok etmek. TBMM düzenli orduları onları da hazır yeni kurmuştu. Bunlar da çok fazla güçlenmeden bunları yok etmek. Çerkez Ethem Kuvayi Milliye lideriydi. İsyan etmişti. Çerkez Ethem'i de içeriden destekleyip iç isyanı iyice arttırmak ve Çerkez Ethem'in isyanından faydalanarak Anadolu'yu ele geçirmek. Böyle bir amacı da vardır. Ve nihayetinde nihai hedef Sevr Antlaşması'nı uygulamak. Asıl mesele budur işte. Sevr hem Ermenilerin doğudaki amacıydı, hem Fransa'nın güneydeki amacıydı, hem de arkadaşlar İtalya ve aynı zamanda Yunanlıların da temel amacıydı. Amaç Sevr'i hayata geçirmektir. Zaten böyle söyledim. Tek sebep Sevr'in hayata geçip geçmeme mevzusuydu. Biz kazandık, hayata geçmedi. Mesele buydu işte. Peki Batı cephesinde kimler savaşmıştır? Direkt sorulabilir. 1. Önce Kuvayi Milliye vardır. Düzenli ordu kuruluncaya kadar. 2. 15. Kolordu vardır. 15. Kolordu nasıl geldi buraya? Onlar doğuda değil miydi? Evet.
Ama Gübre Anlaşması imzalandıktan sonra buradaki birlikler Batı cephesine kaydırıldı. İşte oradan gelen bu 15. kolordun askerleri de var. Üçüncüsü ise TBMM'nin kurduğu kendi düzenli ordusu. Böylece bakın 3 temel güç mücadele ediyor. İlk mücadele Kuvayi Milliye verecektir. Ki Kuvayi Milliye başarısı olacaktır arkadaşlar. Kuvayi Milliye'yi kaldıracaklar. Ondan sonra düzenli orduya geçecekler. Peki Batı cephesinin süreci nasıl başladı? 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildi. Yunanlar İzmir'i işgal ettiler. Hemen ardından 29 Mayıs'ta Ayvalık işgal edildi ve Batı Anadolu'nun kuzeyine doğru Yunanlar çıkmaya başladılar. Ayvalık'ta şimdi çok önemli bir adam var, onu bilelim. Kim? Ali Çetinkaya, 172. Alay Komutanı. Ali Çetinkaya veya Ali Bey komutasındaki Kuvayi Milliye ve bir de düzenli ordular işbirliği yaptı ve Ayvalık'ta direnişe geçti. Şimdi alta bir not koydum. Ali Çetinkaya komutasındaki bu direniş Kurtuluş Savaşı'nda bir ordu birliğinin ilk silahlı mücadelesi olarak kabul edilmektedir. Evet, düzenli bir ordunun Kuvayi Milliye ile işbirliği yaparak ilk girdikleri mücadele Ayvalık'ta gerçekleşmiştir. Bu yüzden 172. Alay Komutanı Ali Çetinkaya Batı cephesinde önemlidir arkadaşlar. Sonra ne oldu? 26 Mayıs'ta Manisa'yı, 27 Mayıs'ta Aydın'ı ve 7 Haziran'da da Nazilli işgal ediliyor arkadaşlar. Bergama'da Kazım Özalp Paşa Yunan ordusuyla uzun süre mücadele etti. Sonra Aydın Yunanlara karşı 29 Haziran'da başlatılan taarruzu 30 Haziran'da Aydın'ın geri alınmasıyla sona ermiştir. Aydın bir kilit bölge. Bak buna dikkat edin. Böyle bir soru henüz gelmedi. Alttaki notu sorabilir. Aydın'ın geri alınması Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye'nin ilk zaferi olarak kabul edilmektedir. Aydın'ı 29 Haziran'da kuşatıyorlar. 30 Haziran'da bir gün sonra Kuvayi Milliye Aydın'ı Yunanlardan geri alıyor. Buradaki iki büyük önemli bilgi var. Biri Ali Çetinkaya'nın o direnişi Balıkesir, ikincisi Aydın'daki kuşatma. Bunlar önemlidir. İlk etap için söylüyorum. Ve Aydın'ın geri alınması Kuvayi Milliye'nin ilk başarısı olarak kabul ediliyor. Çünkü başka başarısı olmayacak. Genel manada Kuvayi Milliye başarısı oluyor arkadaşlar. Kaybedecek çünkü Kuvayi Milliye. Bu yüzden kaldırılıp yerine düzenli ordu getiriliyor. Burada ben bir sıralama yaptım arkadaşlar. Bu sizin kafanızı karıştırabilir. Sadece arkadaşlar bir göz atmanız açısından söylüyorum. Batı cephesinde Ali Çetinkaya, Kazım Özalp, Mehmet Şefik Aker, Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi. Bu tehlikeli. Bu adama dikkat edin bu arada. Belki sorulabilir, belli olmaz. Denizli Mutasarrıfı Faik Bey, Isparta'da Hafız İbrahim, Isparta'da yine Mücahitler, Yörük Ali Efe, Sökeli Ali Efe, İsmail Efe, Meslan Efe, Demirci Mehmet Efe, Çerkez Ethem. Bunlar da ünlü Kuvayi Milliye liderleriydi. İlk etapta bunlar mücadele etmiştir ve bunların hizmetleri önemlidir arkadaşlar. Yani bu kişileri sıralıyor ama bunlarla ilgili şu ana kadar bak Çerkez Ethem hariç bunlara ilgili soru gelmedi. Bu yüzden Denizli Müftüsü'nde Ahmet Hulusi Efendi'ye dikkat edin. Çok üstün başarıları var. Belki kısmen sorulabilir. Bir de Ali Çetinkaya'ya dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar şu ana kadar gelmedi. Gelme olasılığı olan bilgilerdir diyor. Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, bir de Yörük Ali Efe. Onu da ilave edebiliriz aslında. 3 kişi var. Bunlar daha sonra düzenli orduların kurulmasına karşı çıktıkları için isyan edecekler arkadaşlar. Ve bu Batı cephesinde düzenli ordu savaşmadan önce bir savaş yapıldı. Tarihe Gediz Muharebesi olarak geçiyor. 14 Ekim 1920'de yapılıyor. Arkadaşlar bu savaş Kuvayi Milliye ile Yunanlar arasında oluyor. Ali Fuat'ın başkanlığını yaptığı bir ordu var. Kuvayi Milliye Birlikleri. Şimdi bir parantez açalım. Ali Fuat Paşa Batı cephesine ne zaman geldi? Bir hatırlatma yapayım size. Şöyle bir ifade kullandık. Sivas Kongresi esnasında. Dedik ki temsil heyeti Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa'yı atamıştır dedik. Bu atama temsil heyetinin tıpkı bir hükümet gibi hareket ettiğinin ve aynı zamanda yürütme yetkisini kullandığının göstergesidir. İşte Ali Fuat Paşa bu Ali Fuat Paşa.
Yani Sivas Kongresi'nde atanan Ali Fuat Paşa. Ve kimin başına atanıyordu? Kuvayi Milliye'nin başına atanıyordu. Hatta Kuvayi Milliye'de kumanda birliği sağlandı ilk defa. Ve Ali Fuat Paşa emrindeki birliklerle Yunanlara karşı mücadeleye girdi. Fakat Kuvayi Milliye birliklerinin emir komuta eksikliği, sonra birliklerin önderlerinin emirlerine uymaması sonucu Kuvayi Milliye başarısız oldu. Çünkü Kuvayi Milliye halk birlikleridir. Bir emir komuta zincirinin düzenli çalışacağı bir birim değildir. Ve bunun üzerine biz girdiğimiz bu ilk savaşı kaybettik arkadaşlar. Kaybedince, bak kaybedince Ali Fuat Paşa Batı Cephesi komutanlığından alındı ve Moskova'ya elçi olarak gönderildi. Arkadaşlar inanılmaz önemli bir bilgi. Ali Fuat Paşa Batı Cephesi komutanlığından alındı ve Moskova'ya elçi olarak gönderildi. TBMM'nin ilk elçiliği böylece Moskova'da açılmıştır. İlk elçimiz de kimmiş demek ki? Ali Fuat Cebesoy. Ali Fuat Cebesoy veya Ali Fuat Paşa. Kuvayi Milliye'nin de yerine düzenli orduların kurulmasına karar verildi. Böylece artık Kuvayi Milliye yerine düzenli bir ordu olacaktır. İşte Kuvayi Milliye'de bardağı taşıran damla Gediz Muharebesi'ydi. Ve bununla Kuvayi Milliye'nin başarısız olacağı görüldü. Çünkü şunu farkına vardılar. Savaştığımız birlik düzenli askeri birliklerdir. Yani Yunanlılar. Biz ise Kuvayi Milliye düzensiz halk birlikleriyle savaşıyoruz. İş böyle olunca bunun başarılı olamayacağı anlaşılıyor zaten. Bu yüzden tuttular Kuvayi Milliye'yi de kaldırdılar. Yerine düzenli ordular kurdular işte. İşte düzenli orduların kurulması Gediz Muharebesi'nin sonrasında gerçekleşmiştir. Aman buna dikkat. Düzenli orduların kurulmasında aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerine göre daha etkili olmuştur derse size Gediz Muharebesi'ni sormuş demektir arkadaşlar. Bak buna dikkat edin. Ve düzenli ordular 8 Kasım 1920'de kurulacaklar. Peki niye kuruldular? 1. Kuvayi Milliye'nin Gediz Muharebesi'ni kaybetmesi. Kuvayi Milliye'nin düzenli ordular karşısında yetersiz olması. Kuvayi Milliye'nin askeri disiplinden yoksun, düzensiz bir biçimde hareket etmesi. Kuvayi Milliye'nin halktan zorla para yiyecek araç ve gereç toplaması. Vermeyenlerin baskı ve şiddete maruz kalması. Ve kendince hukuksal yargılamalar yapmaları. Ve TBMM'nin siyasi varlığını ve otoritesini tesis etmek istemesi üzerine düzenli ordunun kurulmasına karar veriliyor işte arkadaşlar. Böylece düzenli ordular kuruluyor. Bu kuruluşu gerçekleştirebilmek için milletvekili Hamdullah Supi, aynı zamanda arkadaşlar milletvekili de hem milletvekili hem de Milli Eğitim Bakanlığı da yapacaktır arkadaşlar. Hamdullah Supi bir konuşmasında şunu söylüyor. Diyor ki hakikaten bir orduya malik olduktan sonra hükümeti kurdum demeye TBMM'nin hakkı olacaktır diyerek hükümet olmayı düzenli bir orduya sahip olmayı gerektirdiğini belirtmiştir. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu, bir devlettir ama bir ordusu yoktur diyor. Bir ordu kurduktan sonra ancak TBMM ben hükümet oldum, ben devlet oldum diyebilir demek istiyor. Böyle bir soru çıkabilir arkadaşlar. Bunu vererekten hangisinin kurulma ihtiyacından söz edilmiştir diye sorabilir. Bir düzenli ordunun kurulmasından söz edilmiştir bu noktada. Veya bu sözü söyleyen kişi kimdir diye sorabilir. Tabii o çok ağır bir soru olur arkadaşlar. Tarih alanlık bir soru olur bu gerçi. Ama işte genel manada bu bilgiyi bilmenizde yarar var. Böylece 8 Kasım 1920'de Batı Cephesi Savaşları'ndan önce düzenli bir ordu kuruldu. Düzenli ordu Batı Cephesi'nde kuruldu ve ikiye ayrıldı. Kuzey bölümü, güney bölümü. Kuzeyin başında Albay İsmet Bey var, İsmet İnönü. Güneyin başında da ise Albay Refet Bele var. Her ikisi de kime bağlıdır? Her ikisi de Fevzi Çakmak Paşa'ya bağlıdır. Niye? Çünkü Fevzi Çakmak Paşa Milli Savunma Bakanı'ydı ve o ordular Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir şekilde kuruldu. Arkadaşlar düzenli ordu kurulduktan sonra gerçekleştirilen faaliyetler diye bir soru gelebilir. 1. Düzenli ordu kurduk ama askerden kaçanlar vardı.
bu kaçakları yakalamak ve ordunun sayısını arttırmak için firariler kanunu çıkarıldı. Asker sayısı arttırıldı. Seyyar jandarma müfrezeleri kuruldu. Bir de Ankara'da subay okulu açıldı. Çünkü artık düzenli ordular vardır. Subaya ihtiyaç olacaktır. Bu noktada bunlar da düzenli ordu kurulduktan sonra arkadaşlar açılıyor. Ve böylece düzenli ordu kurulduktan sonra artık savaşlara girilecektir arkadaşlar. Ve sıra artık Batı Cephesi savaşları. Arkadaşlar Batı Cephesi'nin savaşlarını ben şöyle bir sıralamayla tablo şeklinde göstermeye çalıştım. İlk savaş 1. İnönü Muharebesi, ilk savunma ve Türk başarısı. Ardından 2. İnönü. 2. İnönü'de savunma ve Türk başarısı oluyor. 3.'sü ise bir yenilgi oluyor. Kütahya-Eskişehir savaşları bir yenilgi oluyor. Yine savunmadır fakat Yunan başarısıdır. Bu ilk üçünün başkanı ve komutanı İsmet İnönü'ydü. Kütahya-Eskişehir savaşından sonra Mustafa Kemal başkomutan oldu. Başkomutan olarak girdiği ilk savaş Sakarya Meydanı Muharebesi. Sakarya Meydan son savunmadır ve bu da Türk başarısıyla sonuçlanıyor. Ve ardından bir yıl bekledik. Bu sefer biz bir taarruz yaptık. Artık saldırıya geçiyoruz arkadaşlar. Büyük taarruz veya başkomutanlık meydan muharebesi. Bu savaş saldırı niteliğinde ve sonuç Türk başarısıyla gerçekleşecek. İşte Batı cephesinde 5 tane savaş var. İşte bunları şimdi sırasıyla anlatacağız arkadaşlar. İlk anlatacağımız tabii ki 1. İnönü Muharebesi olacaktır arkadaşlar. 1. İnönü arkadaşlar 6-10 Ocak tarihleri arasında. Peki düzenli ordunun kurulma tarihi neydi? 8 Kasım'dı. Yani bakın 8 Kasım, 8 Aralık, 8 Ocak. Yani yaklaşık 2 ay. 2 ay sonra çıkmış bir savaş. Yani düzenli orduların kurulmasından sonra ilk girilen savaş 1. İnönü. Çünkü Yunanlar şunu planlıyordu. Bu ordu kuruldu ama yeni taze birlikler. Henüz güçlenmeden biz bunları yenelim diye planlamışlardı. Ve o süre zarfında bir de Çerkez Etem düzenli ordulara karşı çıkmış, isyan etmişti. Yunanlılar bir taşla iki kuş vuracaklardı. Hem Çerkez Etem'den faydalanacaklardı. Hem ordunun zayıf olmasından faydalanıp savaşta başarılı olmayı planlıyorlardı. Ve bu noktada saldırdılar arkadaşlar. 6 Ocak 1921'de Bursa ve Uşak'tan hareket ederek Eskişehir'e doğru ilerlediler ve 8 Ocak'ta Bilecik'i de işgal ettiler. 61. Tümen Komutanı İzzettin Çalışlar Paşa'nın da desteğiyle İsmet İnönü bu Yunan ordusunu durduruyor 10 Ocak'ta ve böylece Yunan ordusunun ilk saldırısını arkadaşlar önlemiş oldular. Ve bu TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferi olacaktır işte. Bunlar saldırıyor. Biz savunmadayız. Yani Türk ordusu savunmada ve komutanımız İsmet İnönü Batı Cephesi'nin komutanıydı. İlk saldırıyı önledi. Yunanlılar bu girdikleri ilk saldırıyı, ilk savaşı kaybetmek istemediklerinden dolayı hatta bunun böyle tarihe geçmesini önleme adına bunu görmezden gelip şöyle ifade ediyorlar. Diyorlar ki aslında biz burada sizinle savaşmadık. Biz sadece öncü bir birliğimizi gönderdik. Sizi keşfetmek için yaptık bunu. Bu yüzden Yunanlılar bu savaşa taarruz-i keşif demişlerdir. Yenilgiyi basitleştirme adına bunu kabul etmediklerinden dolayı taarruz-i keşif olarak nitelendirmişlerdir. Bak soru nasıl gelebilir? Der ki Yunan ordusu tarafından ve Yunanlar tarafından taarruz-i keşif olarak nitelendirdikleri savaş aşağıdakilerden hangisidir der. 1. İnönü Muharebesi'ni bu şekilde sorabilir. Arkadaşlar bu süreç, bakın şu süreç çok da önemli değil. 1. İnönü TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk savaşıdır. Bu önemli. Ardından sonuçlarına dikkat edeceksiniz. Neler yaşandı? 1. İnönü Muharebesi'nin iç politika ve dış politika sonuçları var. En önemlisi bunlardır. Birincisi iç politika sonuçları. TBMM'nin kurduğu düzenli ordu Batı cephesinde ilk askeri zaferini almıştır. İnanılmaz önemli. Sakın ha sakın düşmeyin. TBMM'nin ilk düzenli ordusunun başarısı
doğu cephesidir. Ama TBMM'nin kurduğu düzenli ordu. Orada bakın, kurduğu kelimesi şarttır birinci İnönü diyebilmeniz için. Eğer ki meclisin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferidir diye sorarsa birinci İnönü. Ama TBMM'ye bağlı düzenli ordunun ilk zaferi derse o doğu cephesi. Çünkü Osmanlı'dan kalan 15. kolordu düzenli orduydu. O Osmanlı'dan kalmıştı. Düzenli mi? Düzenli. Kime bağlı savaştı? TBMM bağlı savaştı ve Doğu Cephesi'ni kazandı. Ama o meclisin kurduğu değildir bakın. İşte arada minik bir fark var. İşte ÖSYM bunu sınav sorusu olarak sordu. Bu yüzden bu iki bilgi birbirinden ayrılıyor. TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferi 1. İnönü. 2. Türk halkının kurtuluş umudu güçlenmiştir. TBMM ve düzenli orduya güven artmıştır. Düzenli orduya katılımlar artmıştır. Eyvah, bizimki geldi. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkarılmıştır arkadaşlar. Ki bu bizim ilk anayasamızdır diyoruz arkadaşlar. Eyvah. Kapıyı kapatalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sıralıyorum bir daha. Batı cephesindeki ilk zaferdir diyoruz. 1. TBMM'nin kurdu. 2. Halkın hem umudu arttı. TBMM'ye, Mustafa Kemal'e güven arttı. Düzenli ordunun ilk zaferi ve düzenli orduya katılım arttı. İlk anayasa hazırlandı. İnanılmaz önemli. Bu var ya, bu çok soruluyor. Teşkilat-ı Esasiye bizim ilk anayasamızdır veya 1921 anayasası olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne zaman genelde ne zaman çıkartılmıştır diye soruluyor. Hangi olaydan sonra çıkartılmıştır diye soruluyor. 1. İnönü'den sonra arkadaşlar. Bu anayasayı hazırladığından dolayı TBMM hangi özelliğe sahiptir? Kurucu vasfındadır diyoruz. Bak, bu da yine çıkmış bir sınav sorusuydu. Sonra Albay İsmet Bey'e generallik rütbesi verildi. Albaydı. 1 Mart'ta general yapıldı. Artı İstiklal Marşı kabul edilmiştir. 12 Mart 1921 İstiklal Marşı'na ayrı bir sayfa arkadaşlar açacağız. Çünkü onunla ilgili çok soru geliyor. Ona da yine değineceğim birazdan. Ayrıca arkadaşlar bir not var. Çıkmış bir sınav sorusu 2015 yılında çıktı arkadaşlar. Bunu çok iyi hatırlıyorum. KPSS'de sordu. 1. İnönü Zaferi'nden sonra 23 Ocak 1921'de Mustafa Kemal meclis konuşmasında bir beyit okuyor. Ve o beyit Namık Kemal'in beyti. Onu birazcık değiştirerek söylüyor. Ve soruda da demiş ki bunu hangi olaydan sonra söylemiştir Mustafa Kemal demişler. Yani soruyu böyle sormuşlar. O beyit şuydu. Namık Kemal demiş ki vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak Bahtı Kara maderini, maderini toprak. Yani vatanın bağrına birisi bir hançer sapladı. Bu hançeri oradan çıkaracak, bizi kurtaracak kimse yok mu diye adam feryat ediyor. İşte Namık Kemal'in bu sözüne karşı Mustafa Kemal de diyor ki vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur elbet kurtaracak Bahtı Kara maderini. Evet, birisi bir hançer saplamışsa vatanın bağrına elbet birisi çıkar, o hançeri oradan çıkarır demek istiyor. Bu sözü 1. İnönü Muharebesi'nden sonra 23 Ocak 1921'de söylemiştir. Ve geldim arkadaşlar İstiklal Marşı'na. İstiklal Marşı ile ilgili şu ana kadar 3 soru geldi arkadaşlar. 3 tane soru. 1. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şiir yarışması üzerine yazılmıştır. Şiir yarışması düzenlemesi üzerine arkadaşlar bu yazıldı. Bu çıkmış sınav sorusu. 2012'de ilk bunu sordular. 2018'e kadar soru gelmemişti daha. 6 sene sonra 2 defa soru geldi arkadaşlar. Bir diğeri ilk defa Açık Söz gazetesinde yayınlanmıştır. Beklenen soru budur. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi, diğer bir ismi soyadı Kanun ile birlikte Tanrı Över arkadaşlar, İlk kez TBMM'de okumuştur. 1924-30 yılları arasındaki ilk bestesini Ali Rıfat Çağatay hazırladı. Sorulmadı. Bunlar gelebilir. 1930'dan günümüze kadar gelen bestesini de Osman Zeki Üngör arkadaşlar hazırlamıştır. Çıkma olasılığı yüksektir arkadaşlar. Osman Zeki'ye dikkat edin. Bak, bunlar gelecek. İlk gazete yayınlandı. İlk gazete de gelir.
ilk bestesi, son bestesi de gelir. Şu soruldu. Mehmet Akif şiiri kime ithaf etmiştir? Türk ordusuna ithaf etmiştir. Çıkmış sınav sorusu. 2018'de bunu sordu. Bir de nerede yazıldığı soruldu arkadaşlar. O da geçen sene sorusuydu. 2019 yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar Taceddin dergahında da okunmuştur, yazılmıştır diyoruz. Mehmet Akif bunu Taceddin dergahında yazmıştır diyoruz. Peki şiiri kazananlara bir de ödül verilecekti arkadaşlar. O ödülü de kime sunmuştur, kime vermiştir? Çünkü Akif ben bunu parayla yazmam demişti. Aldığı ödülü de Darül Mesai'ye armağan etmiştir. Darül Mesai. Oraya da bu ödülü vermiştir diyoruz arkadaşlar. Evet, İstiklal Marşı ile ilgili arkadaşlar bilmeniz gerekenler genel manada böyleydi. Şimdi birinci İnönü Muharebesi'nin iç politika sonuçları böyleydi. Bir de dış politika sonuçları var arkadaşlar. Birincisi Gürcistan Ankara'ya elçi gönderdi. Ankara'ya elçi gönderen ilk devlet Gürcistan'dır. Sorulmadı. Sorulabilir. Londra'da konferans yapıldı. Biraz sonra tek tek açıklayacağız bunları. 23 Şubat 12 Mart tarihinde. Afganistan ile dostluk antlaşması imzalandı. Bir de Rusya ile de Moskova dostluk antlaşması imzalanmıştır diyoruz arkadaşlar. Bunlara da yine dikkat etmenizde yarar var. Dış politika sonuçlarını biz hepsini tek tek arkadaşlar anlatacağız. İlk anlatacağımız Londra konferansı arkadaşlar. Şimdi Londra konferansının toplanma sebeplerine baktığımızda itilafların bazı amaçları var. Çünkü 1. İnönü Muharebesi'ni biz kazandık ya, bu savaştan sonra silah gücü ile elde edemediklerini diplomatik yolla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki ya biz bunları yenemedik, en iyisi savaşta değil de masa başında Türkleri yenelim diyecekler ve Londra'da konferans yapacaklar. Amaç? Sevr Anlaşması'nı Türk tarafına kabul ettirmek. Çünkü kabul etmemiştik ya bunu. Zaten amaç buydu. Birinci İnönü'nün saldırı sebebi de Sevr'dir. Güneydeki de Sevr'dir. Doğudaki de Sevr'dir sebep. İşte amaç bunu kabul ettirmek. Bir de Yunanları yendik ya. Yunanlar toparlansın istiyorlar. Ve böylece Yunanlar zaman kazansın istediler. Ve konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Osmanlı Devleti ile birlikte bir de TBMM'yi çağırdılar. Hatta TBMM'yi ilk etapta çağırmadılar bile. Dediler ki Osmanlı'nın ekibi içerisinde TBMM siz de heyetinizi gönderebilirsiniz dediler. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal bir bildiri yayınladı. Ve dedi ki bizi bu konferansa doğrudan çağırmadığınız sürece biz buraya katılmayacağız. Ve aldığınız kararlar da bizi bağlamaz, bizi ilgilendirmez dedi. Ve itilaf devletleri bunun üzerine İtalya aracılığıyla konferansa TBMM'yi de çağırıyor. Burada arkadaşlar sorulabilecek bilgi var. TBMM hangi devlet aracılığıyla Londra konferansına çağrılmıştır sorulabilir. Çıkmış sınav sorusu, peki itilaf devletleri konferansa Türk milleti adına hem Osmanlı'yı hem de TBMM'yi ikisini aynı anda neden çağırdılar? Çünkü İki hükümetin görüş ayrılığından faydalanmayı planladılar. Bu yüzden hem Osmanlı'yı hem TBMM'yi ikisini aynı anda çağırdılar. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal bizi doğrudan çağırmazsanız gelmeyiz dediler, dedi. Ve İtalya aracıyla bizi çağırdılar. Amaç orada bizi birbirimize düşürmekti. Nitekim iki hükümet de gitti. Hem Osmanlı hem TBMM. Burada enteresan olan şu, Osmanlı savaşı yapan devlet değil, TBMM savaşıyor ama Osmanlı'yı çağırdılar. İşte orada bizi birbirimize düşürmeyi planlıyorlardı. Konferansa TBMM adına Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey katılmıştır. Ve TBMM'nin ilk Dışişleri Bakanı'dır. Sorulma olasılığı yüksektir arkadaşlar. Buna dikkat. Konferansta Osmanlı'yı temsilen de Tevfik Paşa gelmişti. Tevfik Paşa gelmişti. Buna dikkat edin. Ve söz Türk tarafına gelince sözü önce kime verdiler biliyor musunuz? Tevfik Paşa'ya verdiler. Ve Tevfik Paşa da kalktı dedi ki söz benim değil. Milletimizin gerçek temsilcisi olan TBMM'ye aittir diyerek sözü TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey'e bırakmıştır. Bu girişiminden dolayı bak inanılmaz önemli. Mustafa Kemal Tevfik Paşa için ne demiş biliyor musunuz? Vatansever,
Türk sadrazamı demiştir. Evet, vatansever sadrazam olarak nitelendiriyor. Tevfik Paşa'nın bu hamlesi İtilaf Devletleri'nin kurduğu planı suya düşürdü. Yani olası bir görüş ayrılığının önüne geçilmiş ve söz TBMM'ye bırakılmış. Bekir Sami Bey de konferansta Türkleri temsil ederek Misak-ı Milli'yi duyurdu arkadaşlar. İşte bu noktada çok önemli bir gelişme olmuştu bu. İtilaf Devletleri konferansta yine Sevr'in benzeri bir anlaşmayı önümüze koydular. Türk tarafı bunu kabul etmeyince konferanstan sonuç çıkmamış ve konferans dağıldı. Ama bu konferansın bize getirisi oldu, getirisi. Her ne kadar sonuç çıkmasa da TBMM'nin bu konferansa katılmadaki amacı neydi? Bir, bak, Misak-ı Milli'yi dünyaya duyurmak ki duyurmuşuz arkadaşlar. Türk milletinin yasal temsilcisi olduğunu gösterdik. Barış yanlısı olduğumuzu gösterdik ve savaş yanlısı propagandaları da çürüttük. Çünkü Türkler savaştan yana değil, barıştan yana değil, savaştan yanadır diyorlardı. İşte Türkler barışı sevmezler. Bu gibi propagandalar yapıyorlardı. Biz savaş değil, barış yanlısı olduğumuzu göstermek için oraya gittik. Ve bir de Misak-ı Milli'yi dünyaya duyurduk arkadaşlar. Buna dikkat edin arkadaşlar. Misak-ı Milli'nin ilk defa uluslararası alanda tanıtıldığı yer neresidir diye sorabilir Londra Konferansı. Peki TBMM'nin konferanstaki istekleri ne oldu? Misak-ı Milli esaslarının kabul edilmesi. İzmir'in boşaltılarak Türklere teslim edilmesi. Kapitülasyonların kaldırılması. Kıyılarımızı savunacak bir donanmaya sahip olunması gibi isteklerimiz olmuş. Ve ayrıca bizim bu konferansa katılmamız arkadaşlar TBMM açısından ilk defa İtilaf Devletleri tarafından kabul edilmek olmuş. İnanılmaz önemli bak. TBMM'nin ilk defa İtilaf Devletleri tarafından hukuken ve resmen tanınması bununla gerçekleşmiştir. İnanılmaz önemli. Ve konferansta Bekir Sami Bey Dışişleri Bakanlığı konferanstan sonra Bekir Sami Bey görevden alınıyor ve yerine Yusuf Kemal Tengirçek atanıyor. Buna da dikkat edin. Bu da sınav sorusu olarak genelde geliyor ki bunu da sordu ÖSYM. Bekir Sami Bey neden görevden alındı? Çünkü orada kapitülasyonlar ve esir değişimiyle ilgili TBMM haber vermeden anlaşmalar imzalıyor. İkili anlaşmalar imzalıyor İngiltere ve Fransa ile. Bunun üzerine TBMM Bekir Sami Bey görevden alıyor arkadaşlar. Yerine Yusuf Kemal Tengirçek atanıyor. Lozan'a kadar Dışişleri Bakanımız kim olacaktır artık? Yusuf Kemal Tengirçek. Ve Lozan öncesi Yusuf Kemal'i görevden aldılar. Yerine İsmet İnönü'yü atadılar arkadaşlar. Bu arada şunu da arkadaşlar tekrar belirtmek istiyorum. Şöyle bir soru gelebilir. Konferansta söz milletimizin gerçek temsilcisi TBMM'e aittir diyerek sözü Bekir Sami Bey'e bırakan Osmanlı temsilcisi kimdir diye sorabilir bak. Buna dikkat edin. Bu sözü söyleyen kimdir diye de yine sorma olasılık çok yüksektir. Bunlar